TRT ekranlarından iyi akşamlar sevgili seyirciler. Bugün 2 Eylül 2021 günlerden Perşembe ve ben Ali Yolcu ana haber bülteniyle sizlerle birlikteyiz. Evet sevgili seyirciler, Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel 2 gündür Antakya'da, Hatay'da çeşitli temaslarda bulunuyor. Partilileri ziyaret ediyor ve elbette açıklamalar da yapıyor. Bu kapsamda dün Özgür Özel, hatırlayacaksınız, Demokrasi Bulvarı programına konuk olmuştu ve buradan programdan çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Antakya İlçe Örgütü'nün düzenlediği yemeğe katılım gösterdi. Orada da konuştu ve altta çizilecek şu cümle vardı. İçinde Atatürk sevgisi, vatana, millete, bayrağa bağlılığı olan herkese kapılarımız açık dedi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Hatay'da partisinin Antakya İlçe Örgütü'nün düzenlediği Birlik Beraberlik ve Dayanışma yemeğine katıldı. Özel bir restoranda düzenlenen gecede yaptığı konuşmada partisinin kapısının içinde Atatürk sevgisi, vatana, millete, bayrağa bağlılığı olan herkese açık olduğunu söyledi. Yapılacak ilk seçimlere kadar biz iktidarı devralıp Türkiye'de yüzler gülene kadar baba evinde çıt çıkmaması lazım. Çıt çıkmaması lazım. Bu sözü hepimize, en yeni üyemizden en kıdemlimize kadar, en üst makamında olandan en alt hiçbir görevi olmayana kadar hepimize söylüyorum. Çünkü Atatürk bizden, bu ülkenin kurucu babaları, kurucu kadroları bizden, Cumhuriyet'in 100. yılında Cumhuriyet'i yeniden kurtarmamızı, Cumhuriyet'i kurtardıktan sonra yeniden Türkiye'yi çağdaş, hukuk devleti olarak, demokrasi olarak, ekonomi olarak, Atatürk'ün vasiyetine uygun olarak bir noktaya getirmemizi bekliyorlar. Bu ağır görevi üstlenmeye varsak biz de sizinle birlikteyiz. Cumhurbaşkanlığı seçiminde adayların belli olana kadar partililerinin birer aday gibi çalışmasını istedi. Yataktan kalkarken ben Cumhurbaşkanı adayımıza vekaleten kalkıyorum. O çıkana kadar onun gibi çalışmak için. Bakın, ne Kemal Kılıçdaroğlu ne Meral Akşener tek başına bu seçimi kazanamaz. Ne Ekrem İmamoğlu ne Mansur Yavaş. Ama bu seçimi sen kazanabilirsin. Eğer sen kazanırsan biz kazanırız. Adayımız çıkana kadar her biriniz yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkarsanız, her gün o bir oyun peşine düşerseniz bu seçimi bizim adayımız Millet İttifakı'nın adayı kazanacak. Size söz veriyorum. Öte yandan Özel, Erzin Belediyesi'ni ziyaret ederek partisinin ilçe başkanlığında partililerle buluştu. Daha sonra Dört Yol ilçesinde bir parkta partililere hitap eden Özel, herkese koronavirüs aşılarını olmaları tavsiyesinde bulundu. Sözümüze değer veren herkese söylüyorum. Ben eczacı olarak da söylüyorum. Mesleğim de o. Aşıyı bulan yaptırsın. Birincisini oldun, ikincisinin gününü değiştirmeyin. Üçüncüsüne diyorlarsa gidip de sakın gecikmeyin. Bu işten başka kurtuluş yok. Geçen Ağustos aşı yoktu, 450 kişi öldü. Bu Ağustos 3500 kişi öldü. Hepsi aşısızlar ölüyor bir de. Aşı bulunmasaymış soyumuz kırılacaktı. Allah'tan iki Türk buldu. Allah'tan Türkiye'ye öncelik verdiler. Daha sonra Dört Yol Ticaret ve Sanayi Odası'nda muhtarların sorun ve taleplerini dinleyen Özel, Payas ilçesinde esnafı da ziyaret etti. Efendim, Özgür Özel aynı isim, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı da ziyaret etti ve oradaki sohbetin ana konusu ise mülteci, göçmen, geçici misafir. Yani her zaman diyoruz ya, adlarına ne demek istiyorsanız deyin, onlarla ilgiliydi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş'ı ziyaret etti. Çok kıymetli yönetici arkadaşlarımız, belediye başkanlarımız, CHP'yi hoş geldiniz.
İlk sözü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doçent Doktor Lütfü Savaş aldı. Suriyeli ve ekonomi dışında bir sıkıntımız yok. Onun dışında biz Hatay'ı çok güzel altyapıdan itibaren revize ediyoruz. Ve siyasal olarak da şu anda Cumhuriyet Halk Partisi olarak gayet iyi durumdayız. Sizlerin gelmesi ve sizlerin desteğiyle de çok daha iyi duruma geleceğiz. Özel gerçekleştirdiği ziyaretler neticesinde Hataylıların yüksek enflasyon ve maliyet artışlarından şikayet ettiğini ve tek umutlarının sandık olduğunu vurguladı. Şu anda görüldü ki Hatay Türkiye'nin üvey evladı olmuş. 12,5 milyar vergi verip 400 milyon yatırım alan. Yani verdiği 30 liralık verginin 29 lirası başka yerlere harcanıp ancak 1 lirası Hatay'a kalan bir adaletsizliğin, bir haksızlığın kucağına düşmüş Hatay Türkiye Cumhuriyeti'nde hükümetin, Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetenlerin üvey evladı olmuş durumda. Bunu değiştirmek için Hataylılar sandık için gün sayıyor. Bunu gördüm. Ardından Hatay'daki mülteci sorununa değindi. Devlet Hatay Büyükşehir'e yaptığı katkı, yolladığı ödeme 1 milyon 600 bin kişi için. Ama hizmeti en iyimser belediye başkanımızın ifadesiyle 800 bin misafirimizle birlikte 1 milyon 600 bin kişi için Hatay ödenek alıyor, 2 milyon 400 bin kişiye hizmet veriyor. Her noktada böyle. Yani en basitinden Hatay 1 milyon 600 bin kişi için aldığı yatırımla 2 milyon 400 bin kişiye mesela su sağlamak zorunda. 800 bin fazladan kullanıcı var, suyu çok kullanan, kalabalık, çok çocuklu nüfuslar var. Neresinden dönüp baksanız bu sorun Hatay'ın sırtına atılmış. Expo 2021 projesi üzerinden hükümeti eleştirdi. Antalya AK Parti'deyken Expo için 5 milyarlık bütçe ayıranlar Hatay'ı Expo meselesinde büyük şehri kendi kaderiyle baş başa bırakıyorlar. Baktığınızda eğer burası AK Parti'nin belediyesi olsaydı herhalde bu kadar sorunlarıyla baş başa bir başına bırakılmazdı. Burada yapılan iş Lütfi Savaş'ı, belediye başkanlarımızı, CHP'lileri cezalandırmak değil ki. Siyaseten bütün bir Hatay'ı cezalandırmak oluyor. Bunu doğru bulmuyoruz ve buradan bir çağrıda bulunalım. Hatay'ın başına bu kadar geçici sığınmacıyı Cumhuriyet Halk Partililer getirmedi. Siz getirdiniz. Bu yükün kaldırılması için de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir şey yapıyor olması lazım. Ve son durağı Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Özgür Özel'in Cumhuriyet Halk Partisi il binasıydı. İl yönetimini ziyaret etti. Orada ise gündeminde yeni anayasa ve yeni anayasayla ilgili tartışmalar vardı. Biz bir santim eğilirsek siz bu millete diz çöktürürsünüz. Buna izin vermeyeceğiz. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, yeni anayasa tartışmalarına Hatay'dan ortak oldu. Anayasa yapmanın toplumsal uzlaşıyı metne dökmek olduğunu belirten Özel, Erdoğan'a değil, Herdoğan'a göre anayasa çıkışında bulundu. Anayasalar Herdoğan için yapılır. Erdoğan'a anayasa yapmayın, Herdoğan'a anayasa yapalım dedik, reddettiler. Erdoğan için anayasa yaptılar, üstünden uygulamaya geçeli daha 3 yıl geçti. Kolu kısa geldi, uzatabilir miyiz? Paçası kısa olmuş, düzeltebilir miyiz diye Erdoğan kendisi için yapılan anayasaya itiraz ediyor. Kendileri için anayasa değişiklikleri, seçim kanunu değişiklikleri. Kaybettiklerini görüyorlar. Anketleri görüyorlar. Son çare oyunun kurallarını kendi ellerine değiştirmek istiyorlar. CHP Hatay İl binasında partililerle kameraların karşısına geçen Özel hem Hatay hem de ülke gündemini değerlendirdi. Özel, iktidara gelmeleri halinde hayata geçirmeyi düşündükleri yeni anayasayı anlattı. Sürdürülebilir kalkınma için ülkenin önünü açacak her türlü düzenleme olacak ama bir kişinin keyfine istediği gibi yönetsin diye kişiye özel maddeler olmayacak. Yeni yaptığımız anayasada Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının hepsinin eşit, hepsinin barış içinde, hepsinin kardeşçe yaşayabileceği bir toplumsal mütabakat olacak. O anayasayı senin için değil, milletimiz için hep beraber yapacağız.
Dış politika da gündemindeydi. Gerçek milliyetçilik şehit vermeyecek şekilde doğru dış politika yapmaktır, dedi. Türkiye'yi dostsuz bırakıp her yere Mehmetçiği tek başına sürmek yerine uluslararası camiayı harekete geçirebilmek, sorunları doğmadan çözebilmektir. Gerçek milliyetçilik Türk lirası dediğiniz paranın değerinin pul olmamasıdır. Gerçek milliyetçilik bu toplumun gençlerinin gözünün Amerika'da, Almanya'da, Fransa'da değil bu topraklarda olmasıdır. Gerçek milliyetçilik Atatürk'ün milletin efendisi dediği köylüyü aşağılayıp azarlayıp kovmayan bir cumhurbaşkanının ülkenin başında olmasıdır. Bunun için milletin umudu Millet İttifakı'ndadır, Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı kim sorusuna da yanıt verdi. Her Cumhuriyet Halk Partisi üyesi, her Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül veren, bu iktidardan canı yanan herkes bizim Cumhurbaşkanı adayımız. Adayımız ilan edilene kadar her biriniz sabah yataktan Cumhurbaşkanı adayı olarak kalkmalısınız. 50+1'lik sistemdeki o seçimi kazandıracak, rejimi kurtaracak, yüzümüzü güldürecek, zulmü bitirecek son oyu sizin toplamanız lazım her gün. Tarladaysa tarlada, kahvedeyse kahvede, esnaf dükkanında, ev oturmasında, çarşıda, toplu taşımada, minibüste, otobüste o bir oyu teker teker toplarsak bu seçimi biz kazanacağız. Bu seçimi adayımız için siz kazanacaksınız. Biz size güveniyoruz, size inanıyoruz. Bu ülkeyi kurtaracak olan sizin azminizdir, sizin kararlılığınızdır, sizin inancınızdır. Ben size güveniyorum. Eylül ayına girdik. Artık Eylül'ün ikisi bugün ana haber bültenlerinin başında hatırlattığımız gibi. Tabii Eylül demek sonbahar mevsimi demek, okulların açılması demek. İşte önümüzdeki hafta okullar açılacak pazartesiden itibaren. Ve tabii virüs ortamında bütün bunlar gerçekleştirilecek. Ve virüsü bugün itibariyle engelleyebilmenin, en azından kısmen de olsa engelleyebilmenin tek yolu aşı olmak, aşılanmak. Aşınızı oldunuz mu bilmiyorum. Ben her zaman, her fırsatta buradan tekrar ediyorum. Ben aşılarımı oldum. Sizlerin de olmasını öneriyoruz. Az önce bir doktor arkadaşla birlikteydik. Benim aile hekimim aynı zamanda sevgili Metin Budak. İzliyor mu bizi bilmiyorum. İzliyorsa sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum kendisine. Biraz kendisiyle bu konuda öyle konuştuk, sohbet ettik yani. Hani dedim ki bilim dünyası ikiye ayrılmış. Birileri aşı olun diyor, diğerleri hayır olmayın sizi öldürecekler diyor. Açık söylüyorum. Hayır dedi Ali Bey, böyle bir şey yok dedi. İkiye bölünmemiş. Bilim dünyasının %90'ı belki daha fazlası aşıdan yana. Çünkü elimizdeki en etki silah bugün itibariyle bu. Başka silahımız yok ve herkesin olması gerekiyor. Geri kalan %10'luk bölüm ise aşı karşıtı olabilir. Ama sosyal medyayı kullanma suretiyle seslerini öyle duyuruyorlar dedi. Ama aşıyı olmak gerekiyor. Hatta bir örnek verdi. Ya dedi ki eğer öyle olsaydı, yani sağlık çalışanlarının %95'i aşı oldu. Ne olacak yani bir iki yıl sonra ölecekse bu insanlar, aşı olanlar? Böyle bir şey mümkün değil şeklinde bir ifadesi oldu. Evet, konuya böyle girdik. Peki aşı olmayanları nasıl bir süreç bekliyor? Derleme bir haber geliyor. Eylül'le birlikte pandemi kuralları da yeniden güncellenecek. Lokanta, kafe gibi kapalı mekanlar ve kamu kurumlarında aşısızlara ayrı yer ayrılması, test zorunluluğunun AVM'leri de kapsaması gibi önlemler gündemde. Yaz aylarında gevşeyen pandemi önlemlerinin sonbaharla birlikte yeniden sıklaştırılması için çalışmalar başladı. Koronavirüs nedeniyle ölüm sayısının azalmaması, aşıya olan ilginin beklendiği kadar artmaması ve kış aylarıyla birlikte kapalı mekanlara girme zorunluluğu nedeniyle bir dizi yeni önlem gündeme gelecek. Yeni kararların Eylül ayının ikinci yarısından sonra alınacağı iddia ediliyor. Hastanelerin yoğun bakımlarında doluluk oranlarının artması nedeniyle hazırlıklar da yoğunlaştı.
Özellikle üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte toplumsal hareketlilik de artacak. Veli ve öğretmenler arasında aşısızların sayısında azalma olacağı ve zorunlu PCR uygulamasının bu kesimde aşı yaptıranların sayısını artıracağı öngörülüyor. Öneriler arasında aşı yaptırmayanlara PCR testi zorunluluğu getirilen alanların kapsamının genişletilmesi, AVM'lerin de bu kapsama alınması bulunuyor. Toplantılarda kapalı mekanlar ve kamu kurumları için ikili uygulamalar öngörülüyor. Dışarıya hizmet veren kamu kurumları, lokanta ve kafelerle kütüphane gibi mekanlara aşısızlar için ayrı bir bölüm yapılması tartışılıyor. Bunların uygulanmasında güçlükler yaşanacağını dile getirenler de oluyor. Parasız yapılacak PCR testlerinin bir süre sonra paralı olarak uygulamaya konulmasını dile getirenler de bulunuyor. İlkokuldan başlıyorsunuz. İlkokul, ortaokul, lise, daha sonra üniversite, hatta ihtisas yapanlar var vesaire. Yani bir ömür veriyorsunuz mezun olmak için üniversiteden. Mezun oluyorsunuz ama ne yazık ki işsiz kalıyorsunuz. Bu neredeyse bütün dallarda, meslek dallarında böyle. Belki bir iki meslek dalı hariç, bilemiyorum yani. Gençlerimiz heba oluyor öncesinde sınavlarda, ardından üniversitede, ardından az önce de söylediğim gibi işsiz kalıyor. Öyle değil mi? Böyle bir sorunu var Türkiye'nin. Bu işsizlerin arasında elbette öğretmenler de var. Biz onlara atanamayan öğretmenler diyoruz. Atanamayan öğretmenler HDP Adana Milletvekili Tülay Hatipoğulları Oruç'un gündemindeydi. Milli Eğitim Bakanı Mehmet Özer'e sordu. HDP Adana Milletvekili Tülay Hatipoğulları Oruç, 2020 KPSS sonucuna göre yapılan 20 bin öğretmen atamasının yetersiz olduğunu belirterek Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdi. 40 bin ek atama bekleyen, atanamayan öğretmenler için somut bir adım atılacak mıdır? Ağustos 2021 itibarıyla yaklaşık 30 bin öğretmen emekli olmuşken atama sayısı neden 20 binde? 432.753 öğretmenin girdiği 2020 KPSS'ye göre öğretmen adaylarının sadece 4,61'i atanmıştır. KPSS'nin yarattığı bu adaletsiz durumu düzenlemek üzere çalışmalarınız var mıdır? Son 17 yılın en düşük öğretmen atama sayısı neye göre hangi kriterlerle belirlenmiştir? Öğretmen açığı nedeniyle yapılan pedagojik formasyon almamış ücretli öğretmenlerin istihdamına ilişkin çalışmalarınız var mıdır? Varsa bu çalışmalar nelerdir? Evet, ve Hatay'a bağlı iki ayrı ilçede, Belen'de ve Yayladağ'ında uyuşturucu operasyonları vardı. 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi ve bu uyuşturucuyla ilgili de 4 kişi gözaltına alındı. Hatay'ın Belen ve Yayladağ ilçelerindeki uyuşturucu operasyonlarında 3 kilo 200 gram esrar ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Belen ilçesinin Sarımazı ile Yayladağ'ın Şenköy mahallelerinde belirlenen adreslerde uyuşturucu bulundurulduğu bilgisine ulaştı. Adreslere baskın düzenleyen ekipler toplam 3 kilo 200 gram esrar maddesi ele geçirdi. 4 zanlı gözaltına alındı. Bir başka ilçede de 4 kişi daha gözaltına alındı. İskenderun ilçesinde ancak onlar farklı suçlardan aranan kişilerdi. Hatay'ın İskenderun ilçesinde aranan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kentte yağma, kasten yaralama gibi suçlardan aranan şüphelilere yönelik 10 adrese özel harekat polislerinin desteğiyle operasyon düzenledi. Aç polis! Polis! Polis evlerde yaptığı aramada hücum yeleği, tabanca, tüfek ile bunlara ait fişek ve kesici aletler buldu. 4 şüpheliyi yakaladı. Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü. Ve Hatay'a bağlı Arsuz ilçesine geçiyoruz. Arsuz ilçesinde patlayıcı ile balık avlamak isterken yakalanan bir kişiye 10.911 lira ceza kesildi. Hatay'ın Arsuz ilçesinde patlayıcı ile balık avlamak isterken yakalanan kişiye 10.911 lira ceza kesildi. Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı tarafından yasa dışı su ürünleri avcılığı ile mücadele kapsamında yürütülen çalışma ve denetimlerde Arsuz ilçesi Kaleköy sahilinde CT isimli şahsın deniz içerisinde elinde patlayıcı bulunduğu tespit edildi.
Şahsa su ürünleri kanunu aykırı patlayıcı madde ile su ürünleri avcılığı yapmak suçundan 10.911 lira ceza uygulanırken 2 adet patlayıcıya ise el konuldu. Haber turu şimdi. Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ trafiğini rahatlatacak katlı otoparkın çalışmalarına devam ediyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Samandağ ilçe merkezinde yer alan otoparkın üzerine yapılacak yeşil alan ve meydan içinde çalışmalarını sürdürüyor. Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı tarafından projelendirilen çalışmada devam eden izolasyonun ardından toprak ikmali, otomatik sulama tesisatı, bitkisel peyzaj düzenleme, çocuk oyun alanı, aydınlatma ve zemin döşeme yapılacak. Hatay Büyükşehir Belediyesi yetkilileri tüm çalışmaların tamamlanmasının ardından otopark ve çevresinin daha modern ve kullanışlı bir görünüme kavuşacağını ifade etti. Kent genelinde yeşil alan miktarını ve park sayısını artırmayı hedefleyen Hatay Büyükşehir Belediyesi Antakya'ya yeni bir park kazandırmak için kolları sıvadı. Hatay Büyükşehir Belediyesi Park, Bahçe ve Yeşil Alanlar Daire Başkanlığı ekipleri Gülderen Mahallesi'nde yaklaşık 6.340 metrekarelik yeni bir parkın yapımına başladı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri öncelikli olarak güvenlik açısından alanın etrafını duvarla ördü. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte yapılacak yeni parkta çocuk oyun alanları ve oturma grupları yer alacak. Ağaç ve bitkilendirmelerin de yapılacağı bu park, mahalle sakinleri için sosyal bir mekan, çocuklar için de güvenli bir oyun alanı olarak hizmet verecek. Hatay Büyükşehir Belediyesi il genelindeki sorumluluk alanlarında yürüttüğü çalışmaları koordineli bir şekilde sürdürüyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar, ilçe ve mahallelerin fiziki yapı ve ihtiyaçlarına göre şekilleniyor. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri Antakya, Defne ve Kumlu'da farklı çalışmaların altına imza attı. Ekipler Antakya Güzelburç Mahallesi, Asi Nehri kenarıyla Kumlu Gülova ve Aktaş mahalleleri bağlantı yollarında sati kaplama çalışması yaptı. Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri ayrıca Defne'deki Hanna Çayı'nı ve Antakya Büyükdalyan Mahallesi'ndeki dereyi iş makineleri yardımıyla temizleyerek çevresini düzenledi. 1-7 Eylül tarihleri arasında Zabıta Haftası, efendim Zabıta Haftası ile ilgili tabii çeşitli etkinlikler de gerçekleştiriliyor. Bu etkinlikler kapsamında Samandağ ilçesine gideceğiz ve Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri efendim vatandaşlara karanfil dağıttı. Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri her yıl 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle esnaf ve vatandaşlara karanfil dağıttı. Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ellerindeki demet demet çiçeklerle esnaflara, yoldan geçen sürücü ve vatandaşlara çiçek dağıttı. Etkinlik sonrası kameraların karşısına geçen Samandağ Belediyesi Zabıta Müdürü Önder Şimşek kısa bir açıklamada bulundu. Zabıtalık meslek olarak çok fedakarlık isteyen bir meslek, özveri isteyen bir meslek. Zabıta sadece seyyar satıcı peşinde koşan, kaldırımı düzenleyen değil, aynı zamanda halkın güvenliğini, halkın sağlığını düşünen, belirli zamanlarda sosyal projelere imza atan bir birim. Bu anlamda bütün arkadaşların, emekçilerin Zabıta Haftası'nı kutluyoruz. Samandağ Belediye Başkanı Refik Er Yılmaz da Zabıta Haftası dolayısıyla yazılı bir kutlama mesajı yayımladı. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden 195 yıldır görevine özverili bir şekilde sürdüren tüm zabıta teşkilatımızın 1-7 Eylül Zabıta Haftası'nı kutluyor, bütün zabıta personelimize çalışmalarında kolaylıklar diliyorum. Efendim Arsuz ilçesinin efsane kaymakamı, benim de çok sevdiğim, sevgili dostum, arkadaşım diyebileceğim kadar yakın olduğum bir isim. Sevgili Musa Sarı. Biliyorsunuz Musa Sarı görevden ayrıldı Arsuz'daki görevinden ve Kemal Paşa kaymakamı olarak atandı. Yeni görevinde ben de ona başarılar diliyorum. Ve Arsuz'da Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven efendim onun onuruna bir akşam yemeği verdi. Veda yemeğiydi. Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'ya veda yemeği düzenledi.
Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, İzmir'in Kemalpaşa ilçesine tayini çıkan Arsuz Kaymakamı Musa Sarı'ya düzenlediği veda yemeğinde ilçe protokolünün yanı sıra siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de yer aldı. Başkan Güven, Arsuz'a yapmış olduğu hizmetlerden dolayı Kaymakam Sarı'ya teşekkür etti. Gerçekten de bir kaymakam olarak Arsuz'a kattıklarını hep beraber gördük, şahit olduk. Ama ben 2,5 yıldır birlikte çalışmaktan mutluluk duydum. Çünkü birlikte Arsuz için gönül gönüle hiçbir şey düşünülmeden sadece ve sadece Arsuz'a yapılacakları uyum içerisinde hareket ettik ve bu şekilde bir çalışma oldu. Arsuz'da yaklaşık 5 yıla yakın süredir görev yaptığını belirten Sarı ise konuşma esnasında duygusal anlar yaşadı. Bu sıcaklığı her zaman yanımızda hissettik. Her konuda, yaptığımız her işte herkesin desteğini yanımızda gördük ve biz de samimiyetimizi ortaya koyduk. Ana ısmarladık. Bu 5 yıl için çok teşekkür ediyorum. Bize bu yaşattığınız güzel 5 yıl için, duygu dolu 5 yıl için şahsımda, ailemde teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Konuşmalar ardından Arsuz Belediye Başkanı Doktor Asaf Güven, günün anısına ve Arsuz için yapmış olduğu tüm hizmetler için Kaymakam Musa Sarı'ya teşekkür plaketi verdi. Evet, eğitim kurumlarının önemli ya da şöyle diyelim, eğitim kurumları arasında önemli bir yere sahip olan Ekin Koleji efendim. Ekin Koleji'nin haberiyle devam edeceğiz. Başlık şu: tüm zamanların en yüksek YKS başarısı yine Ekin'den. Altını çiziyorum, tüm zamanların en yüksek başarısı. 2021 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı ve Ekin Koleji yüksek başarı elde etti. Ekin Koleji Yönetim Kurulu adına açıklama yapan Mehmet Karasu, Türkiye çapında derece elde eden öğrencileri basına tanıttı. 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre 46 öğrencimiz tıp fakültelerine, 21 öğrencimiz diş hekimliğine, 8 öğrencimiz eczacılık fakültelerine, 62 öğrencimiz mühendislik fakültelerine, 4 öğrencimiz dil ve konuşma terapisine, 13 öğrencimiz fizik tedavi ve rehabilitasyon fakültelerine, 17 öğrencimiz hukuk fakültesine, 11 öğrencimiz PDR, psikolojik danışma ve rehberlik bölümlerine, 9 öğrencimiz psikoloji bölümüne, 27 öğrencimiz hemşirelik bölümüne, 7 öğrencimiz gastronomi mutfak sanatlarına, 87 öğrencimiz ise değişik öğretmenlik bölümlerine yerleşmiştir. Ardından bireysel başarıda dereceye girenleri. Matematik fen alanında Emre Özen, Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne, Yusuf Köse arkadaşımız Galatasaray Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'ne, İbrahim Serçe arkadaşımız Bilkent Üniversitesi Endüstri Mühendisliği İngilizce tam burslu bölümüne, Ali Altun da Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne, Melisa Filazi Akdeniz Hukuk Fakültesi'ne yerleşmiştir. Daha sonra önemli başarıya imza atan öğrenciler de duygu ve düşüncelerini dile getirdi. Başta ailem ve arkadaşlarım olmak üzere bu zorlu süreçte yanımda olan, bana güvenen ve desteklerini benden hiçbir zaman esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Ekin ailesine de yanımda olduğu için her zaman minnettarım. Hepiniz iyi ki varsınız. Bu başarıyı yakalamamda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Öncelikle Ekin ailesine bu zorlu süreçte beni yalnız bırakmadığı için çok teşekkür ederim. Öncelikle bu süreci hep beraber başarıyla tamamladık. Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Her zaman arkamızda duran ailelerimize ve elbette Ekin ailesine buradan çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu süreçte beni en çok destekleyen ve başarın arttıkça mütevazılığın da artsın diyen aileme çok teşekkür ederim. Bu pandemi döneminde bizim için emek veren öğretmenlerime, hangi konuda olursa olsun hiç çekinmeden onun yanına gidip bütün sorunlarımı anlattığım Ezgi hocama ve gerek online eğitimde gerekse yüz yüze eğitimde bize birçok
avantaj sağlayan Ekin Eğitim Kurumlarına teşekkür ederim. Değişen pandemi koşullarında çok çabuk ve en başarılı şekilde uyum sağlayan Ekin ailesine çok teşekkür ederim. Bu başarıda bana destek olan bütün öğretmenlerime ve sevgili aileme teşekkür ederim. Teşekkürler. Ve bir spor haberiyle devam ediyoruz. Hatay sporlu Ribeiro efendim, orta saha oyuncusu, bu sezon sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Gelsin efendim konuyla ilgili haberimiz. Atakaş Hatayspor'un orta sahadaki güvencesi Ruben Ribeiro bu sezon sergilediği futbolla tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Ligin ilk iki haftasında orta alanda uyum sorunu yaşayan Ruben Ribeiro, teknik direktör Ömer Erdoğan'ın Edim Traore ve Onur Ergün değişikliğiyle tecrübeli oyuncunun üzerindeki yükü aldığı Alanyaspor karşısında kalitesini gösteren Ribeiro, attığı muhteşem golle de özgüveni yerine geldi. 34 yaşındaki deneyimli oyuncu Hatayspor formasıyla son iki sezonda kritik gollere imza attı. Takıma geldiği sezon sol kanatta forma giyen ve ardından teknik direktör Ömer Erdoğan tarafından ön libero'ya monte edilen Ruben Ribeiro, futbol hayatı boyunca hiç alışık olmadığı bölgede ilk kez oynamasına rağmen hiç bocalamadı ve görevini başarıyla yerine getirdi. Ribeiro'nun orta alandaki üstün başarısıyla Hatayspor'un performansına önemli katkı sağlayan isim oldu. Ve son haber yine bir spor haberi ama basketbolla ilgili bir spor haberi. Hatayspor kadın basketbol takımında. Bu yıl hedef Avrupa. Başarısızlık gibi bir şansımız yok. Her kulvarda, katılımsal kulvarda başarı için elimizden geleni yapıyoruz. Hatayspor kadın basketbol takımı EuroCup Women ön eleme turunda İsrail ekibi Elit Zirolun'la oynayacağı maçın çalışmalarını sürdürüyor. Baş antrenör Ekim Baş yönetiminde Antakya Spor Salonu'nda gerçekleşen idmanda dinamik ısınmanın ardından dinamik şut ve taktik çalışması yapıldı. Maç 23 Eylül 2021 tarihinde İsrail'de oynanacak. Hatay Büyükşehir Belediyespor çatısı altında faaliyet gösteren kadın basketbol, voleybol, handbol ve kadın futbol branşları bundan böyle Hatay Spor Kulübü çatısı altında faaliyet gösterecek. Buna göre Hatay Büyükşehir Belediyespor olan kadın basketbol takımının ismi Hatay Spor Kadın Basketbol Takımı olarak değişti. Evet sevgili seyirciler, HRT Akdeniz Ana Haber Bülteni bugünlük bu kadar efendim. Yarın saat 19.30'dan itibaren ben Ali Yolcu elbette. Allah izin verirse yeniden sizlerle birlikte olacağım. Şimdilik iyi akşamlar diliyorum.